Evet, başlık zip göndermek. Yerber programında AccuMark alanında zip göndermek istediğim kalıbın kodunu yıldızın önüne veya arkasına yazıyorum. 150 no'lu kalıbı yazdım, arkasına yıldız koydum. Enter tuşuna tıkladım. 150 no'lu kalıplar ekranda görünüyor. Sol basılı taraftan tümünü seçtim. Daha sonra dosya zip gönderi seçtim. Dosya adına buradan 150 ismini verdim. Çünkü 150 no'lu kalıpları göndereceğim için. Nereye göndermek istiyorum? Masa üstüne. Masa üstünde seçtim. Kaydet ikonuna tıkladım. Tamam dedim açılan pencereye. Tamam dedim. Tamam dedim. Çarpıdan şuradan simge durumuna düşürdüm. Bakın 150 no'lu dosya zip olarak da masa üzerine gelmiş oldu. Şimdi zip çağırma. Zipli dosyayı flash belleğine aktaracağım. Flash bellekten diğer bilgisayara nasıl aktarılır onu göstereceğim. Bilgisayarıma flash belleğini takıyorum. Şöyle takayım. Taktım diyelim. Taktıktan sonra şuradan bilgisayara tıkladı. Taramadan devam et dedim. Geldi. Burada flash belleğim açıldı. Açılan flash belleğime, şurada eskiden kalıbı varmış, onu bir sileyim. Açılan flash belleğime, belleğin içerisine kalıbı sol basılı sürükleyerekten masa üzerindeki 150 no'lu kalıp dosyasını sol basılı sürükleyerekten içerisine taşıdım. Kalıp artık flash belleğin içerisinde. Buradan kapattım. Bunu da sileyim. Şimdi diğer bilgisayarımıza geçtiğimiz farz edelim. Flash belleği taktım diğer bilgisayara. Bilgisayarı açtım. Daha sonra bilgisayarıma çift tıkladım. Buradan SanDisk'ten görünümü de değiştireyim. Buradan SanDisk çift tıkladım. Buradan flash belleğimin içine açtım. 150 no'lu kalıbı masa üzerine bıraktım. Daha sonra AccuMark alanını açtım. Burada nereye getirmek istiyorum? Reşat'ın içerisine, dosyasının içerisine 150 no'lu kalıbı taşımak istiyorum. Burada bir tane 150 diye bir kalıp varmış. Onu sileyim. Burada dosya zip getiri seçiyorum bu kez de. Açılan pencerede masa üstünden 150 no'lu kalıbı seçiyorum. Daha sonra 150'ye açı tıkladım. Tamam. Tamam dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 150 no'lu kalıplar ekrana gelmiş oldu. Tümünü sol basılı tutarak seçtim. Enter tuşuna bastığım zaman kalıplar PDS alanına bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi zip getir, zip gönder işlemi anlattım. Şimdi de bundan sonra da cidden gelen kalıpları temizlemek, düzeltmeyi anlatacağım. Bunu burada kapatıyorum.